Sikke-i Tasik-i Gaybiden. Bismi Subhane ve in mişin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daima. Leyle-i Kadir'de ihtar edilen bir mesele-i mühimme. Evvela, Leyle-i Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, Nevi Beşer bu son harbi umuminin eşed-i zulüm ve istibdat ile ve merhametsiz tahribat ile ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli mevsiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azabıyla ve dünya hayatının bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görülmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın mahiyet-i insaniyesinin umumi bir surette dehşeti yaralanmasıyla ve ebedperest hissiyat-ı bakiye ve fitri aşk-ı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert, sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin ruh-i zeminde pek çirkin, pek gaddarane, hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne bilen Nevi Beşer'in maşuki mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından fıtraten beşerin hakkı sevdiği, fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayat-ı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Şimdi ve bütün dünya bakın ızdırap içerisinde. Dünya insanları teskin etmiyor, işva etmiyor, doyurmuyor bak. Bugün bu asırda ilmin rusuhiyetiyle bakın fezanın derinliklerine kadar gidildi. Çok sır, çok hakikat keşfedildi. Ama keşfedilmeyen bir hakikat kaldı. Fıtrat-ı insaniye. Bak. Beşer afakta çok dolaştı. Bak. Siyasettir, teknolojidir, refahtır, savaştır, hiddettir, şiddettir. Bak bunların hiçbirisi insanı işba etmiyor, kalbi doyurmuyor. İnsanın ruhunda beka ve ebediyet arzusu var. Dünya ve içindeki hiçbir şey fıtratı işba etmiyor. İnsanın koordinatlarına baktığımız zaman insan beka için yaratılmış. En küçük bir böceği, bir sineği araştıran batı dünyası değil mi? Adam bakıyorsun şeyin içerisinde yok, gölün içerisinde bir hafta suyun içerisinde kalıyor. Bir hafta işte yaban ördekleri nasıl çoğalıyor, nasıl büyüyor, nasıl yaşıyor? Suyun içinde. Bak, böyle eşyadaki sırları araştıran insaniyet elbette kendine dönecek. Kendi inşiraf ve imbisatına medar tercihini yapacak. Şimdi oraya doğru gidiyor. İlla beşer kendini keşfedecek. Keşfettiği zaman da dinlerin en sonu, en mükemmeli bak. En son kitap Kur'an, en büyük peygamber Resulullah, en fıtrı din inşallah İslamiyet'i seçecek, İslamiyet'e müheyye ve müştak olacak. Hadisat oraya bizi götürüyor. Evet, bakın ne diyor? Ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şagirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayat-ı bakiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde verip bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Müzülbeyan'ın şiddetli, kuvvetli
ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber verip sarsılmaz kat'i delillerle, şüphe getirmez hadsız hüccetlerle hayat-ı bakiyeyi kat'iyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi elbette nevi beşer bütün aklını kaybetmezse ve maddi ve manevi bir kıyamet başlarına kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve dini hakkı arayan Amerika'nın çok ehemmiyetli cemiyeti gibi Rüy zeminin kıtaları ve hükümetleri Kur'an'ın müzülbeyanı arayacaklar ve hakikatlarını anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Şimdi insanın fıtratında bakın şöyle bir his var. Mesela bir genç fazla cebinde parası da yok. Bak, yani insanlar her şeyin en güzeline layıktır. İnsanın fıtratında böyle bir arayış var. Cebi de parası da çok değil ama bir tane gömlek alacak. Bak iki tane, üç tane mağazayla iktifa etmiyor. Bunun kumaşı iyi değil, bunun rengi iyi değil, bunun kesimi iyi değil. Bak 40 tane mağazayı geziyor, bir tane gömlek alıyor. Bak bu fıtrattaki arayış. Şimdi bütün beşer müzdarip. Adam 60 yaşına, 70 yaşına gelmiş. Hayat tükeniyor. Aile hayatı yok. İnsani değerler yok. 60'lar kuşey uzdata. Kimse sahip çıkmıyor ya. Babası öldüğü zaman adam Avrupa'da, Amerika'da. Babası öldüğü zaman telefon ediyorlar. Geliyor. O kadar. Ya bak bizdeki İslamiyet'in güzelliği, mükemmelliği. Şimdi insanlar tükenmiş. Ufuk yok. Öleceğim, toprağa gideceğim, çürüyeceğim. Ya ne ölmesi ya? Beka var, ebediyet var, cennet var. Sonsuz ebedi bir hayat var. Şimdi bu şu müjdeyi şu insaniyete versek, bak insanlar ne yapacak? Terakki edecek, tasafi edecek. Şimdi insan fıtratında arayış var. Bak bir gömlek için 40 tane mağazayı geziyor. Bak şimdi insan da illa arayacak. Bak aradığı zaman illa Kur'an'ı bulacak. Bu bir kanun. Bak, şimdi Allah'ın bakın Allah'ın sanatıyla beşerin sanatı kıyasa girmiyor. Yani kaba ifade edelim. İnsan toprağı alıyor, topraktan çanak çömlek yapıyor. Cenab-ı Hak topraktan insanı yaratıyor. Şimdi ikisini yan yana koy. Allah'ın sanatı insan, insanın sanatı çanak çömlek. Kıyasa girer mi? Girmez. Allah'ın beyanı ile beşerin kazıratı fikriyesinin neticesi olan ideolojiler, zihniyetler, fikirler de kıyasa girmez. Yani Kur'an manevi bir köheylan olarak bu yarışı en önde ve ileride bitirecek. Beşerin tabi biz meşiyet-i ilahi bilmiyoruz. Allah dilerse yarın da kıyamet kopabilir mi? Ama sünnetullah kanunlarına göre beşer tamamen çizgiden çıkmazsa rahmet-i ilahiden bekliyor ve gözlüyoruz ki inşallah İslamiyet tekrar zemin yüzünde kemal-i şaşa ile tezahür ve tecelli edecek. Şu anda beşer ona muhtaç. Bak, batıda insan sahipsiz, hamsiz. Bak, ev hayatı yok, aile hayatı yok. Bak, gönül dostu yok. Ya, gönül dostu yok. Bak, bütün ilişkiler ne? Maddi ya. Bak, Almanya'ya gidiyorsun ya. Almanya. Ya, bak, işte Alman usulü. Bak, kız evleniyor, gidiyor. Sonra annesinin yanına gelecek. Bak annesini görecek. Annesi kabul etmiyor. Şeyde, pastanede. Bak. Pastanede neyse, ne yiyorlarsa ayrılırken kız kendi parasını veriyor. Anne kendi parasını veriyor. Bak. Tamamen münasebetle ekonomi.
Ya bizde o benim evladım gelmiş, canım ciğerim, değil mi? Ya şimdi adam kayınpederinin evine köye gidiyor, dönerken bulguru, eriştesi, say, fasulyesi efendim, loru, şusu, busu, peyniri, tereyağıyla bak dönüp geliyor yani bak. Yani bizdeki bak münasebet, uhuvvet, dayanışma, onlarda bir şey yok. Onun için yani insaniyet tükenmiş. Ya bitip gidecekler ya da bu insan fıtratında her şeyin en güzelini arama meyli var. Bu meyil intişar ve inkişaf ettiği zaman efendim araya sonra gelip İslam'a, Kur'an'a, dine ve mukaddesata inşallah teslim olacaklar. Biz rahmet ilahiyeden de bunu bekliyor ve gözlüyoruz. Benim ümmetim diyor Peygamberimiz, yağmur gibidir. Bilmiyorum bidayettekiler mi yoksa nihayettekiler mi daha hayırlıdır? Bak, İnşallah rahmet ilahiyeden bekliyoruz ki Allah bu dinin kutsiyetini kalplerde, gönüllerde tescil ettirecek. İslamiyet ahir zamanda bütün beşer aleminin tek ve müstesna dini olarak kıyamete kadar inşallah yaşayacak. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur, olamaz ve hiçbir şey bir mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur o mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve muannit düşmanları teslime mecbur etmiş, hem kalbi, hem ruhu, hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin dellalını yapan ve ondan başka mehas ve merci olmayan bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor ve aleyhinde dehşeti propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert ve kuvveti kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i afakında ve fennin en geniş perdelerinde Asa-i Musa'daki meyvenin 6. meselesi 1., 2., 3. ve 8. hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzemdir ki şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen nur şagirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük dershane-i nuriye açmak lazımdır. Her yerde küçücük dershane-i nuriye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izah olduğu için hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Haşiye, şayet biri biliyor, talim etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder fakat herkes her meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izah olduğu için hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Şimdi kaç sene oldu abi? Evet. Hesap et. 80 mi? 90 Evet. Ha. 1926 Risale-i'nin telifi. İşte 2026'ya geliyoruz hemen hemen 100 seneye yakın. Ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayat-ı dünyeviyesine ve hem hükümet ve millet ve vatan hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellalı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek tamamıyla terviç ve neşrine çalışmalar elzemdir ki geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşiliğe bir set olabilsin.
Salisen bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şevk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli, hastalık, maddi, manevi sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Husrev'in şirin kalemiyle mucizatlı yazılan cüzler ve Hafız Ali ve Tahiriye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizb-ül Ekber-i Kur'an'ı birbiri arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette ders-i Kur'aniye'yi onlardan dinlerken bütün ruhu canımla arzu ettim ve kastu azmettim ki mümkün olduğu derecede aynı Hizb-ül Ekber-i Kur'aniye gibi fotoğrafla mucizatı Kur'an'ımızı tab edeceğiz inşallah. El-Baki ve El-Baki kardeşiniz Said Nursi radiyallahu anh. El-Fatiha. El-Fatiha. El-Fatiha.